durum hem benlik saygısının artmasına hem de kendisini dinleyen kişilere yakınlık duymasına neden olur ve çocuğun ailesiyle bağını güçlendirir, iletişimin devam etmesini sağlar. Bu oldukça önemli bir konudur. Çocuklar çoğunlukla dinlenmeme nedeniyle çalma, saldırganlık, çocukla iletişim. Ama iletişimden, güzel bir iletişimden değil, iletişim kurarken yaptığımız bazı engelleyici konulardan bahsetmek istiyorum. Yani harika bir iş yapıyorsun, aferin sana. Genel olarak bu söylemlerin çocuğa zarar vereceği hiç düşünülmez. Oysa çocuk ailesinin beklentilerinin çok yüksek olduğunu düşünebilir. Ya da aşırı övgüye alışan çocuk övülmeye, onaylanmaya, gereksinim duymaya başlar. Anne babasının kendisini dinlediğini gören çocuk, kendisine önem ve değer verildiğini, kabul edildiğini, buna bağlı olarak da sevildiğini düşünür. Aşkım, sevgilim gibi sevgiliye söylenecek sözlerin söylenmesi ise anne ya da babayla ilişkinin sınırlarını belirlemesinde cinsel normların oluşumunda sıkıntılar yaratabilir. Onun için çocuklarınıza yavrum, tatlım, kızım, oğlum, bir tanem diye seslenebilirsiniz. Çocuğunuza zaman ayırın ve birlikte olduğunuz zaman tüm dikkatinizi ona yoğunlaştırın. Aşağılamak, suçlamak, çocuk adına karar vermek yerine çocuğunuzu dinleyin. Dinlendiğini düşünen çocuk kabul edildiğini, dolayısıyla da anlaşıldığını, sevildiğini düşünür. Duygularını ifade etme olanağı bulur ve rahatlar. Dinlerken gözlerine bakın. Göz teması kurun. İsterse dokunun. Evet, başka neler oldu gibi kapı aralayıcı sorular sorun. Bir duyguyu kabul ettiğinizi, gördüğünüzü belli edin. Üzülmeni anlıyorum. Ne kadar mutlu olduğunu görebiliyorum gibi. Kabul gören anlatır. Yargılanan, nasihat edilen içine kapanır ve paylaşmaz.